Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere cevizli sucuk tarifi ile geldim tam kıvamında orijinal sucuk nasıl yapılır püf noktaları nelerdir bunları öğrenmek için videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten bol bol yapıp az tadıyla tüketebileceğimiz muhteşem bir tarif oldu lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum Evet arkadaşlar ben bu şekilde ikiye bölmüş olduğum iri cevizlerden kullandım. Aynı işlemi küçük cevizlerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir gün öncesinden önce yıkadım sonra da ıslattım ve bir gece bu şekilde yumuşamayı bıraktım. Daha kolay iğneye takılabilmesi için vaktiniz varsa bir gece vaktinizde yoksa 4-5 saat ıslamanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Bu birinci püf noktası arkadaşlar. Sonrasında sağlam bir ip kullanarak ince iğne yardımıyla cevizlerimi bu şekilde diziyorum. Yine burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tam ortasından ipimizi takmayalım lütfen iğnemizi geçirmeyelim. Aksi takdirde ikiye bölünecektir, kırılacaktır. O yüzden cevizimizin tam ortasından değil de kenarlarından uç kısımlarından iğneye geçirmeye özen gösterelim. İpliğimizin uzun olmasına, ceviz dizildikten sonra uzun bir şekilde ip bırakmaya özen gösterelim. Bağlaması kolay olması için. İğnemizin ince olmasına özen gösterelim. Cevizimizin kırılmaması için ve de ipimizin ince ve de sağlam olmasına özen gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tüm cevizlerimi şekilde görüldüğü gibi diziyorum. Ben toplamda 1 kilo ceviz kullandım. Siz her zaman söylediğim gibi malzeme listesini katlarıyla azaltıp çoğaltarak bu şekilde daha fazla ya da daha az cevizli sucuklar yapabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi bütün cevizlerimi ipime dizdim. Bu şekilde bir karış bir buçuk karış olacak şekilde ipimi fazla fazla bıraktım ki bağlamaya pay kalsın. Ve bir kenara alıyorum dizmiş olduğum cevizlerimi. Evet tenceremi alıyorum. Ben bu şekilde yavlan bir tencere kullandım. Tenceremin içerisine 2 su bardağı klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı üzüm pekmezimi alıyorum. Üzüm pekmezimin üzerine 4 su bardağı aynı su bardağıyla 4 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Benim kullandığım malzeme miktarına bu şekilde tencere çok güzel geldi. Çok kolay bir şekilde cevizlerimi yapmış olduğum muhallebime buladım. Siz daha derin tencerede kullanabilirsiniz. Daha fazla yapacaksanız şayet. Evet bu şekilde pekmezi koymuş olduğum bardaklarla 4 su bardağı normal su ilave ettim pekmezin üzerine ve bir çay bardağından bir parmak eksik nişasta ve dolu dolu bir çay bardağı un ilavesi yaptım. Malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Arkadaşlar burada yine bir püf noktası vermek istiyorum sucuklarımızın kuruma esnasında çatlamaması için e, her zaman e, un miktarını nişasta miktarından bir tık fazla tutmaya özen gösterelim bu da ayrı bir püf noktası olsun evet bu şekilde karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine bir çay bardağı da toz şekerimi ilave ediyorum güzelce topaklanma kalmayana kadar karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Pişirme esnasında ben ocağımın büyük gözünü kullandım. Tenceremin e, tabanı geniş olduğu için bu şekilde sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Öncesinde yüksek ateşte, sonrasında kısık ateşte koyulaşana kadar, muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken ben de sizden küçük bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımı büyütüp güzel bir yerlere gelmek adına sizin görüş ve düşüncelerinize, desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için gönülden teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada muhallebimiz pişti. Altını kıstım. Hala karıştırma işlemine devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir kıvam aldı. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar tadından, dokusundan, kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bütün tariflerimi tüm püf noktalarıyla ve pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa yorumlar kısmından ulaşırsanız tekrardan dönüş sağlayacağım. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi muhallebim gayet güzel bir kıvam aldı sürekli karıştırarak pişirme işlemini tamamladım. Kaynadıktan sonra bir dakikada bu şekilde yine karıştırarak güzelce pişiriyorum. Sonrasında altını kapatacağım ve cevizlerime bulama işlemi yapacağım. Gerçekten birebir orijinal cevizli sucuk tarifi arkadaşlar gönül rahatlığıyla yapıp tüketebilirsiniz. Her yıl yapmış olduğum harika bir lezzet. İnşallah yapar, dener, beğenir ee, ve de yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Evet bu şekilde altını kapatmış olduğum muhallebime dizmiş olduğum cevizlerimi buluyorum. Ben bir çamaşır askısından yardım aldım arkadaşlar. Çamaşır askısına takıyorum. Biraz sonra göstereceğim nasıl bir kurutma işlemi yaptığımı. Bütün cevizli sucuklarımı bu şekilde yapıyorum. Tam bu malzemeler 1 kilo cevize denk geldi arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu arada sesimden dolayı çok özür diliyorum. Biraz rahatsızım arkadaşlar. Sesimde bazen bir kesintiler oluyor. Şimdiden özür dilerim ve de dualarınızı bekliyorum. Evet bu şekilde çamaşır askısına bağladım arkadaşlar. Bu şekilde kurutma işlemi yapacağız. Çok taze olduğu için altına damlamalar oluyor. Muhallebimiz akıyor. O yüzden altına bir tepsi yerleştirdim. Tekrardan tepsinin üzerine dökülmüş olan muhallebileri de aldım. Onu da ziyan etmedim. Onu da güzelce değerlendirdim. Bu da bilginize. Evet bütün cevizlerin bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben bu cevizli sucuğumu akşamdan yaptım arkadaşlar. Sabaha kadar mutfakta bu şekilde bekledi. Sabah da balkonuma taktım ve iki gün balkonumda kurumaya bıraktım. Gerçekten çok pratik, çok basit ve de beğenerek tükettiğimiz bir lezzet oldu. Şayet bu şekilde bütün cevizler bulmakta zorlanırsanız arkadaşlar, bu muhallebiyi yapıp tepsiye döküp üzerine ceviz serpiştirip pestil olarak da tüketebilirsiniz o şekilde de çok güzel oluyor ve ceviz yerine badem de kullanabilirsiniz fındık fıstık da olabilir diye düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse ben hiç fındıkla fıstıkla denemedim ama olabileceğini düşünüyorum bunu da size bir fikir olarak sunmak istedim Evet görüyorsunuz arkadaşlar cevizimizle muhallebimiz birbirini tamamladı gerçekten ne cevizimiz arttı ne muhallebimiz arkadaşlar 1 kilo cevize 2 su bardağı e, pekmezden yapmış olduğum muhallebi tam geldi bu da son cevizimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi muhallebim de bitti e, muhallebim az kaldığı için bir de soğuduğu için gerçekten biraz zorlandım açıkçası ama bu şekilde onu da başarıyla bitirdim ve cevizlerimin son hali arkadaşlar bu şekilde mutfağımda beklettim ve sonrasında iki gün dışarıda kurumaya aldım görüyorsunuz gerçekten çok güzel Evet arkadaşlar bu da cevizi sucuğumun kurumuş hali benim küçük oğlum çok sevdiği için çok da kurumasını beklemedi açıkçası diğer askıya takmış olduğum cevizli sucuklarımın Birazını oğlum yedi, birazını misafirim gelmişti. Onlara ikram ettim. Ve bu da sizlere ceviz sucuğumun son hali. Gerçekten harika oldu arkadaşlar. Görüntüyü görüyorsunuz. Çok severek tüketiyoruz. Fakat dışarıdan aldığımız zaman da nerede kurudu, hangi şartlarda kurudu, nasıl yapıldı, nasıl bir işlemden geçti. Açıkçası hiç gönlüm razı ve de rahat değildi. Bu şekilde kendim yapalı gerçekten gönül rahatlığıyla çocuklarıma, misafirlerime ikram edebiliyorum. Evet bu şekilde göz kararı parçaları alıp tabağıma alıyorum. Buzdolabı poşetinde ya da saklama kabında buzdolabının üst bölümünde muhafaza edeceğim. İstediğimiz zaman çayın, kahvenin yanına harika bir atıştırmalık oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet arkadaşlar siz cevizli sucukların son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ve yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.